Herkese merhaba. Süper yolu TFF birincilik 26. hafta hakem analizleriyle karşınızdayım. İlk maçımız Menemen Altay maçı ve müsabakanın hakemi Emre Malok. burada Menemen'in attığı ilk golde acaba faal var mı sorusu akla gelebilir ama pozisyonun ağır çekimlerini görüyoruz ki pozisyon temiz herhangi bir problem yok. Altay Spor'un penaltı beklediği bir pozisyon var. burada ceza içerisinde 6 numaralı Taşkın Çalış ayağını topa doğru uzatıyor toplu oynama niyetiyle. Altaylı hücum oyuncusu da aynı niyetle ayağını taşkının önüne basıyor ve doğal olarak bir temas gerçekleşiyor. Yani burada penaltı gerektirecek herhangi bir müdahale yok. Yani devam kararı doğru kısacası. Adana Spor Balıkesir maçında Burak Şeker vardı. Dakika 84'te rakip ceza alanı içerisinde Adanaspor'dan Spor'dan yerde kaldı. Burada Adana Sporların bir penaltı beklentisi var ama penaltıyı gerektirecek herhangi müdahale göremedim ben. Pozisyon temiz ve devam kararı doğru. 90 artı 3'te yine bir penaltı beklentisi var ama orada da yine aynı şekilde bir iki taban temas var ama orada da Adana Sporlu zaten önce ayağını kaldırıyor. Yani orada da bir, bir penaltı beklentisi. Çok doğru olmaz. E, maçın hemen bitiminden önce yani hakem maçı bitirmeden hemen önce Adana Sporu yedek kulübesinin hemen önünde e, Adana Spor'un Uğurcan rakibine çok açık net bir sarı kartlık bir hareket yapıyor ama hakem de aynı anda oyunu bitirdi. E, Burak Şeker zaten e, iki hafta önceydi sanıyorum. Bursa Altay maçında da e, çok beğenmemiştim maçı canlı da izlemiştim bir. Kontrol kaybı yaşıyor. Yani bir maçı elinde tutamıyor diye düşünüyorum. Bu maçta da maçı bitiriş şekli hiç ama hiç doğru değildi. Çok kötü bitirdi maçı. O pozisyonu görmesine rağmen görmezlikten geldi diye düşünüyorum. Çünkü çok bakış alanı içerisindeydi ve çok net görebileceği bir pozisyondu. Aynı anda maçı bitirdi. Hani... Cem'in bir hakem görüntüsü veriyor bu şekliyle. Aslında artık bu ligin tecrübeli hakemlerinden bir tanesi denilebilir. Daha dikkatli olmalı ve bu konuda oyun kontrolü konusunda özellikle bence kendini bir eleştirmeli diye düşünüyorum. Hatay Erzurum maçında Bahattin Şimşek vardı. Burada Hatay Spor'un ilk 12 dakika içerisinde 3 tane penaltı beklediği pozisyon var gerçekten de. Biraz sert başlamış oyun ama çok zevkli geçmiş. Ve bu zorlu maçı Bahattin Şimşek çok başarıyla tamamlamış. Ben çok başarılı buldum. Devam kararları da doğruydu. Karagümrük Adana Demirspor maçında Ramazan Keleş vardı. Çok zevkli güzel bir maç olmuş. Bol, bol gol pozisyonları var maçta. E, gole çevrilen ve çevrilmeyen. Ama e, hakem bir şey göremedim. Adana Demirspor'un iptal edilen, offside'in iptal edilen golünde e, zaten açık net bir offside olduğu belli. Keçiören Bolu maçında Bülent birinci var maçın hemen başında Keçiören gücü Cezayir'in içerisinde Boluspor'dan İsmail yerde kaldı burada rakibinin arkadan sol elini beline koydu ama böyle açık bir işte beline koyup tutma çekme herhangi bir e, müdahalesi yok o yüzden devam kararı doğru burada penaltı beklentisi o ama e, dediğim gibi böyle açık bir çekme yok Boluspor'dan Mustafa Eski Elatch rakip ceza yan çizgisinden içeri girerken rakibinin bir müdahalesi vardı Samet Akaydın'ın. Burada da yani çok e, tekrarlarını izledim acaba göremediğim bir şey var mı diye ama ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir müdahale ya faulü gerektirecek herhangi bir müdahale yok. Altın Altınordu ümraniye maçında canerak vardı. Bu maçta özet görüntülerinde hakemlik hiçbir şey göremedim. Gayet başarılıymış ama maçın e, bu maçı böyle e, Canlı oynanırken izlediğim bir bölümünde bir elle oynama beklentisi vardı. Bir penaltı beklentisi vardı Ümraniye'nin. Ama penaltı yoktu. Eller doğal konumdaydı. Devam kararı doğru diye düşünüyorum. Ama görüntü yok. O yüzden fotoğraf kullanamayacağım burada. Eskişehir Giresun maçında kutlan Bilgiç vardı. <laughs> var diyorum sürekli. Niye ben de bilmiyorum. Burada birinci dakikasında Giresun'un offside'den bir gol bitahali var. Doğru. Başka da pozisyon yoktu maçta. Şimdi Bursa İstanbul maçında Mustafa Öğretmenoğlu vardı. Burada da Bursa Spor'un penaltı beklediği bir pozisyon var. Çok e, itiraz ettikleri ama burada oyuncunun topa vurulan aslında oyuncunun eli kapalı. E, ve topu, top gelir gelmez de topunu elini kaçırmaya çalışıyor. Ve dirseğinden bükerek kere kaldırdı kolunu yukarıya doğru. E, o, o biraz yanılttı herhalde insanları diye düşünüyorum. Yani bir penaltı varmış sanki. Önceden elini kaldırmış da top oraya değmiş gibi ama aslında el kapalı iken geliyor o temas. O yüzden de devam kararı doğru. Akisar Osmanlı maçı. Onur Özü Toprak. Baya pozisyon var bu maçta da. Şimdi burada dakika 72'de Osmanlı Spor'un kazandığı bir penaltı var. Hücum oyuncusu topa doğru ayağını uzatıyor. Defans da dikkatsiz davranıyor. O da aynı topa ayağını uzatıyor ama topa da bakmıyor aslında. E, topa da zaten temas edemeden rakibinin e, bacağına bir teması var ve bir penaltı gerçekleşiyor. Penaltı kararı doğru. E, bu hafta enteresandır. Ligimizde bu tarz çok pozisyon oldu. Mesela Trabzonspor'un iptal edilen bir golü var. Ben orada kesinlikle or bir faal olduğunu da düşünmüyorum. <laughs> Süperlik ama burada da değineyim. Sivas Galatasaray maçında mesela bir penaltı. Sivas yeni verilen penaltı orada doğru. Çünkü e, oyuncu toplu oynamak istedi ama toplu oynamayı başaramadı. Ama Trabzon maçında e, sanıyorum Abdülkadir de içerisindeki oyuncu ayağını açtı. Toplu oynamak istedi. Topla da oynadı ve doğal olarak ayağını yere başka bir tür basma şekli olamaz. Ayağını indirirken de rakibinin ayağına bir temas gerçekleşti. Yani bu, bu kesinlikle bir faulü gerektirmiyordu ve gol tane asla gerektirmiyordu. Benim şahsi fikrim. Ee, yani buradaki penaltı kararı doğruydu Akisar Osmanlı maçındaki. Şimdi bu maçın e, ee, televizyonda ben bunu izledim. Ee, özetler özetleri alınmayan bir gol iptali var. Çok enteresan. Ben bu yayıncı kuruluşu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bu kadar önemli bir pozisyonu özete nasıl koymazlar? Çok şaşırdım. Kaleciye faal gerekçesiyle bir gol iptal edildi Osmanlıspor'un. Ama kesinlikle hatalı bir iptaldi bu. Çünkü oyuncu Sırtı kaleciye dönük. Hiçbir şekilde kaleciyi görmüyor. Bir hava topu var. Hava topuna doğru yükselirken kaleci arkadan oyuncuyu görüyor. Geldi o da to aynı topa yükseldi. Ve oyuncunun üzerine doğru yükseldi. Ve bir çarpışma gerçekleşti. Ee, kaleci düştü. Oyuncu da topu alıp bir e, pas verdi. Arkadaşı gol yaptı. Ve hakem bir faal değerlendirdi burada. Ben kesin hatalı olduğunu düşünüyorum. Maçın skoruna etki etti tabii ki bu. Hata. Ee, burada... Erdem Çetinkaya'nın genç bir oyuncunun çift ihtardan ihracı var kesinlikle doğruydu. İnanılmaz derecede agresif tavırlar sergiledi çıkarken oyundan. Yani bu kadar genç yaştaki bir çocuğa hiç ama hiç yakışmıyor. Herkese küfür ede ede geçti, gitti. Yani çok enteresandı. Eğer gelecekte iyi bir yerlerde olmak istiyorsa, iyi bir futbolcu olmak istiyorsa herhalde ilk önce ahlaklı olmayı öğrenmesi lazım. Buradaki çift ihtardan ihraçta doğruydu. Evet bu haftalık bu kadar. Hafta hiç oynanacak zaten. Maçlar yarın yeniden başlıyor. 27. hafta analizleriyle yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.